Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma, bahçeme hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlere bahçeme yaptığım minicik sukulent bahçemi göstereceğim. Bakın şöyle taşlarla çevirdim buraya. Denemek için arkadaşlar. Beni takip edenler varsa bunları hatırlarlar. Ben bunları Bolu dağlarından bulup getirmiştim. İlk önce saksıya diktim. Sonra dedim saksıya dikmeyeyim, ben bunları bahçeye dikeyim. Çünkü doğal ortamı öyle, dağlarda da yerlerde her tarafta. Bakın minicik çiçeği bile var burada. Çiçek açmış. Burada böyle yayıldı arkadaşlar. Küçücük bir şeydi. Buraya diktiğimde, ilk diktiğimde. Bakar mısınız ne kadar güzel oldular? Şöyle yakından göstereyim. Bunlar hiçbir şekilde soğuktan, dondan etkilenmeyen sukulentler, doğal sukulentler, organik sukulentler arkadaşlar. Buraya da iki tane semper vivum yavrumdan diktim. Biliyorsunuz çiçek açtıktan sonra semper vivumlar ölüyor ve köklerindeki yavrularından tekrar çoğalıyorlar. Evde iki tane saksıya diktim. Ama denemek için buraya da iki tane yavruyu böyle konumlandırdım arkadaşlar. Günlük burada da 5-6 saat güneş alıyor burası. Bakın iki tane gayet de güzel tutunmuşlar. Şöyle bakın, özellikle bu hiç kımıldamıyor bile. Maşallah. İnşallah burada çoğalırlar. Eğer ki bahçede güzel olurlarsa, biliyorum zaten sempervivumlar soğuğa dayanıklı sukulentler. Bayağı soğuğa, dona dayanıyorlar. Dediğim gibi eğer ki burada güzel olurlarsa, gelişimleri güzel olurlarsa hepsini de bahçeye indirmeyi düşünüyorum. Burada çoğaltmayı düşünüyorum. Burada bakmayı düşünüyorum. İnşallah. Bunlar da küçük küçük pıtırcık sukulentler, yine sedum türü. Ben bunları özellikle dikmedim arkadaşlar buraya. Pıtırcık sedumun saksısını değiştirirken hep böyle kırıldılar dallarından. Ben de o toprağıyla beraber, değiştirdiğim toprağıyla beraber o mini mini kırılanları getirdim buraya, döktüm. Bakın onlar bile kök salmış. Bakın nasıl da burada büyüyorlar. Bakalım, bunları da deneyeceğim arkadaşlar. Kışın ne olacak? Göreceğiz. Deneme yanılma yöntemiyle. Bak buralarda da yine pıtırcık sedumlar. Burada da arkadaşlar. Bakın. Bunda hatırlayanlar varsa annemden getirmiştim. Ben bunu Denizli'den. Bu da bir dam koruğu cinsi arkadaşlar. Tel dam koruğu diye geçiyor. Bilimsel ismi Sedum sarmentosum. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu kesinlikle soğuğa dayanıyor arkadaşlar. Çünkü annemden biliyorum. Annemin sedum saksısı, bu dam koruğu saksısı her zaman dışarıda duruyor. Karda, kışta. Yaprakları ölse bile kökünden tekrar sürgünler veriyor. Ve tekrar gelişip büyüyor. Sarı sarı çok güzel de çiçekler oluyor arkadaşlar. Bakın böyle buralara konumlandırdım. Bu küçük bahçe bu sene denemek için arkadaşlar. Seneye inşallah bunların durumuna göre biraz daha genişletebilirim. Belki farklı yerlere de ekebilirim. Burada da yine tohumdan ürettiğim Haseki küpeleri, onları da alacağım muhtemelen bahara yakın, bahar ayında. Ve şurada da yine bir tane meşhur kaynana topuzu kaktüsüm var arkadaşlar. Ben bunu yaz başında aslan ağızlarının arasına dikmiştim. Ama onların arasında çok böyle gelişemedi. Hiç kökü yoktu. Yavrudan ayırıp, annesinden ayırıp yavru olarak dikmiştim. Bakın gayet güzel köklenmiş. Onu da bir kenara dikeceğim buraya. Bu küçük minik bahçeye, ama bunu korumaya alacağım arkadaşlar. Üzerine artık böyle bir plastik bir pet şişemi geçiririm. Ne yaparım bilmiyorum. Onu da korumaya alacağım. Çünkü
Geçen senelerde, birkaç sene önce sanırım, büyük bir tane anaç kaynana topuzu kaktüsüm vardı. Onu bahçeye ektim denemek için. Çok fazla çoğalıyorlar, biliyorsunuz benim elimde de çok fazla vardı. Dağıttım ama o kaldı. Onu da denemek için bahçeye diktim. Ama o soğuklara dona dayanamadı arkadaşlar. O yüzden bunu da kenara dikeyim. Bakalım korumaya alayım. Faydası olacak mı? Yaza çıkabilecek mi? Hemen bunu bir kenara dikeyim. Sonrasında size göstereyim arkadaşlar. Bunu da semperlerin arka kısmına diktim arkadaşlar. Gelişmeleri takip edeceğiz. Eksi 35 derecelere varan sıcaklıklar düşüyor arkadaşlar kışın. Özellikle geceleri çok aşırı soğuk oluyor. Bakalım göreceğiz. Dediğim gibi bu bir deneme. Bunlardan zaten eminim. Bunlar dağlarda da yetişiyor. O soğuğu yiyor. Dam koruğu da öyle. Semperlerden de umudum var. Ama bakalım bu kaynana topuzu nasıl olacak? Göreceğiz hep beraber arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Abone olmayı unutmayın. İzledikten sonra yorum ve beğeni yaparsanız çok memnun olurum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın tekrar.